Ticaretin çok yoğun olduğu bir köy düşünün. Bu hikayede baş kahramanlarımız Cem ve Hakan. Cem çok girişken bir çocuk. Ticarette girip çıkmadığı yer yok. Hakan da işinde gücünde, ticaretinde yardımsever bir çocuk. Cem Hakan'dan biraz borç alıyor. Hakan da biz bu borcu bir kağıda yazalım diyor. Gel zaman, git zaman borcu ödeme vakti geliyor. Ama bırakın Cem borcu ödemeyi, böyle bir borcunun dahi olmadığını, hatta Hakan'ın da gösterdiği kağıdın sahte olduğunu söylüyor. Köye tekrar dönelim. Bu köyde herkes ticaretini bu şekilde yapıyor. Yani bir alışveriş olduğu zaman herkes kendi arasında bir sözleşme hazırlıyor ve bu sözleşmeyi kendisi saklıyor. Tabii böyle olunca da biraz fazla bürokrasi oluyor, fazla kağıt oluyor. Herkes kendi tutuyor gibi sıkıntılar doğuyor. Hakan da şimdi bu konularda dertli ya, keşke ortak bir defterimiz olsa, hepimiz alışverişimizi bu ortak deftere yazsak ne dersiniz diyor. Bu fikir herkesin çok hoşuna gidiyor. Hatta Hakan'ı muhtar seçiyorlar ve defteri de ona emanet ediyorlar. İşte Hakan'ın bu defterine aslında biz veri tabanı diyoruz. Bir sabah Hakan muhtarlar geçip çayını yudumlarken yanlışlıkla kolu bardağa çarpıyor ve defter de o anda masanın üstünde. Çay deftere dökülünce defterde yazılı olan birçok kaydı okunamaz hale getiriyor. Bizim bu uyanık Cem yine ortaya çıkıp diyor ki benim Akif'e borcum yoktu. Hikayenin devamını merak ettiniz değil mi? Hikayenin devamını bize bugünkü konuğumuz Mustafa El Alivat anlatacak. Kendi bir yazılım mühendisi ve blockchain uzmanı. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Mustafa El Alivat. Biraz anlatır mısın? İlginç bir hikayem var aslında. Hep de merak ediliyor. Benim babam Filistinli. Kudüslüyüz biz aslen. Yani böyle işte dedelerin falan değil yani. Direkt Filistinliyiz. Annem de Gaziantep'li. İyi de yemek yapar. İşte onu soracağım zaten. Babam okumaya buraya geliyor üniversite için. İTÜ mezunu babam, inşaat mühendisi. Annemle de İTÜ'de tanışıyorlar. Sonra evleniyorlar. Benim doğumum, kardeşimin daha keza öyle, Libya. Biraz bizim karışık. Güzel. Hatta bu 70'ler 80'lerde bir Libya furyası var inşaat biliyorsunuz sizler de. Evet. Babam ve annem de o furyada Libya'ya gidiyorlar. Hatta hep söylüyorum eskiden Osmanlı zamanında siyasi sürgünleri falan Fizan'a yollarlarmış. Benim doğduğum yer Fizan. Kum yani bayağı kum fırtınaları falan olurdu böyle. Çok da severim, güzel de hatırlıyorum oraları ama. Böyle bir hikayemiz var. O yüzden Türkçem iyidir. Güzel. Bilgisayar mühendisliğini okudun, mezun oldun. Sonra biraz anlatır mısın nasıl gitti, neler yaptın? Okul bitmeden çalışmaya başlamıştım zaten. Erdem Holding'i bilirsiniz, hatta herkes şuradan bilir. Genpa'nın sahibi olan, o telefoncu diye bildiğimiz Genpa'nın sahibi olan Holding'de yazılım mühendisi olarak başladım. Uzun seneler orada çalıştım ama zamanla şunu gördüm, benim içimde bir girişimci var aslında. 3,5-4 sene çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Birkaç sene öyle gitti, güzel de gitti aslında. Çok güzel işler yaptık. Sonra 2008 krizi oldu dünyada, hatırlıyorsunuz sizler de çok iyi zaten. Yaşımız çok gençti o zaman. Geriye dönüp bakınca yapabileceğim bütün yanlışları zaten bir şekilde başarıp yanlış şekilde yapmışım. Ne güzel. Yani, yani doğru yaşlar değilmiş yani çok... cahil cesaretiyle girmişiz birçok şeye. O yüzden de hani benim yanıma kar kaldı. Ondan sonra askerden dönünce Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda yönetici olarak işe başladım. Orası da çok keyifliydi. Dolu dolu bir 5 sene geçirdim orada. 450 kişilik bizim bir IT ekibimiz vardı. Ve içinde bir Ar-Ge birimi vardı. O kadar güzel projeler yapıyorduk ki şu anda bildiğim kadarıyla bütün ATM'lerinde herhangi bir kartla gidip müşteri olmanıza da gerek yok. Altın alabilirsiniz. Patentli bir ürün. O yüzden de hani çok benim de keyif aldığım bir 5 sene yaşadım. Bunun gibi çok ürün var. Şöyle diyeyim, benim de 2 tane patentlerinde katkım var ve adım var şu anda. Ne güzel. Artık o kadar ürünler elimizde olmaya başladı ki bir yerden sonra artık içeride şey oldu ya, biz evet kendi bankamız için bunları yazdık, işte ürettik ama artık satalım ya bunları. Ya çünkü değer var burada ve hani
duruş olarak da sosyal sorumluluk ya da kendi vatanın insanın içinde ya bunu satmalısın, hele ki yurt dışında satmalısın. Daha sonra ayrı bir şirket kuruldu. Bankalar satamıyor çünkü bu tip ürünleri. Onun üzerinden satmaya başladık. Sonra zaten 5. senenin sonunda bana yine güzel bir tabir var. Hani biti kanlanmak derler ya, benim yine bitim kanlanmaya başladı. Onu soracaktım. Ne oldu yani? Keyif almama rağmen artık bir de tam bunun içindesiniz. Yani aslında ürünler... çok değer veriyorlar, alan açıyorlar, evet, yenilikçiler. Evet. Ama yani pozisyon olarak da yükseliyorsunuz. Maaşınız zaten iyi, hani sosyal haklarınız iyi ama ya bu başka bir şey. Yani tekrar böyle bana yavaş yavaş şey olmaya başladı. Ya Mustafa, aslında bir şeyler yapabilirsin. Ne olabilir? Hani ben böyle yavaş yavaş içten içe kendimi hazırlamaya başladım. Çünkü ben anladım. Ne yapılabilir, ne edebilir? İşte tam da aslında blockchain'le tanışma zamanlarım o zaman. Evet, 2008'de aslında ilk Bitcoin yapıldı ama duyulmamıştı baktığınız zaman. Hakeza biz de çok sonraları duyduk. Hatta bizim de duymamız şöyle diyeyim, 2013, 2014, yani o zamanlar böyle bir şeyler var ama yaygınlaşmamış. Bu 2008'de bu bilgisayar oyunlarıyla mı daha çok bu Bitcoin'i? Hani oradan bilgisayar oyunlarından işte bir şey alırsın, atıyorum bir savaş şeyi, işte kılıç alırsın, şey alırsın. Sanki oralarda mı kullanılmaya ilk, oralarda mı başlamıştı bu Bitcoin? Ya ben hep şunu örnek veriyorum Nihal. Şimdi aslında blockchain ile Bitcoin arasında şöyle bir ilişki var. İnternetle e-mail arasındaki ilişki var. İnternet bir altyapı sunuyor. Evet. E-mail bunun üzerinde bir uygulama. İnternet burada ne oluyor? Blockchain oluyor. E-mail de Bitcoin. Aynen öyle. Süpersin. Şimdi aslında blockchain teknolojisi, teorik, hani teorik çalışması, akademik çalışması 1970'lere kadar gidiyor. Yani hani 2008'de bu icat olmadı ama 2008'de en başarılı, en halka inebilen, yani tabii ki direkt halka inmedi ama uygulaması o zaman yapıldı. Hatta şey efsanesini bilirsiniz, hani bir pizza için 15 bin Bitcoin ödendiği efsanesini bilirsiniz. Gerçekten hani bir karşılık bulduğu zamanlar 2008'den itibaren blockchain teknolojisini, çünkü ilk defa insanlar şunu gördü. Gerçek hayatta kullanılabilecek bir şey. Ama ben hep şu örneği veriyorum. Siz bir deniz kabuğuna itibar edip hadi biz aramızda deniz kabuğuyla alışveriş yapalım, değiş tokuşu bununla yapalım derseniz ona bir değer yüklemiş olursunuz. Ve onun bir değeri olur. Bunun arkasında kimsenin durmasına da gerek yok. Bu altın dersiniz, gümüş dersiniz, yani platin dersiniz, deniz kabuğu dersiniz. Yarın bir kağıdın üstüne 100 basıp 100 TL dersiniz. Blockchain'deki kripto paralar da böyle. Şu anda baktığınız zaman arkasında hiçbir devlet yok. Çoğunun yok diyeyim. Hani bazı devletler paralarını çıkardılar ama bir şeye bağlı değil. Bir güvencesi yok baktığınız zaman. Yani herkesin bir korkusu da o. Bir güvencesi var mı? Yok. Evet abi ya. Baktığınız zaman Bitcoin'in de yok şu anda ama insanlar alıyor. Neden? Çünkü değer atfettik artık ona. Tarih boyunca baktığın zaman bir varlık sınırlıysa ve bir değer atfediliyorsa o bir şekilde değerini buluyor, hatta geçiyor. Orta ve uzun vadede. Kısa vadede zaten dalgalanmalı olabilir. Yani şu anda neye bakarsanız, TL'ye de baksanız, dolara da baksanız, altına da, Bitcoin'e de her zaman zaten böyle. Yani ama bunların çizdiği genel olarak zaten bir eğri var. O düşebilir, dönemsel olabilir, çıkabilir ama varlık sınırlıysa, bu her şey için böyle. Yani şu bardak için de bu böyle. Bu sınırlıysa illaki değerini bulur, hatta yükselir. Ha biz burada nelere bakıyoruz? Yani ben de mesela bir kripto parayı değerlendireceğim zaman ben sadece spekülasyonlara bakmıyorum. Yani gerçekten bunun arkasındaki ekip kim? Nasıl bir iş senaryosu oluşturmuş? Nasıl bir teknolojisi var? Vizyonları neler? Arkasında başka bir para gücü var mı? Topluluk gücü var mı? Bunun gibi şeylere bakıyorum. Çünkü değer yaratan şeyler bunlar. Yoksa ben size şimdi hemen bilgisayarı açayım, yarım saat içinde Mustafa Coin'i üreteyim. Yani bu kadar basit şu anda coin üretmek. Ama arkasında bir iş senaryosu kurmak, o iş ortaklıklarını yapmak, bu başka bir şey. O yüzden de kesinlikle hani yatırım tavsiyesi olarak alınmasın bu. Özellikle mesela Ethereum. Hani biz Ethereum aslında bir para değil. Aslında bir platform, yazılım geliştirme platformu baktığınız zaman. Ama kendi parası da var, Ether.
Şimdi o yüzden mesela ben Ethereum'u her zaman farklı bir yere koyuyorum. Yani zaten şöyle bir tabir var bizim dünyada. Bitcoin altınsa Ethereum petrol. Yani enerji, hani petrol dediğimiz. Yani biri altın biri gümüş değil. Bu altın çünkü para. Ama bu petrol, enerji. O yüzden de mesela Ethereum'un ve bunun gibi temeli olan, bir iş fikri olan, yani Ethereum geldiği zaman da bakışı değiştirdi. Uygulama yazma mantığını getirdi. Burada dağıtık uygulama, merkeziyetsiz, işte buna distributed apps deniyor. O yüzden mesela Ethereum'un her zaman benim gözümde ayrı bir yeri var. Neden? Ciddi bir temel sunuyor. Bu ne demek benim gözümde? Bu ölecek bir şey değil. Devamı olacak. Kesinlikle. Şey. Ama Bitcoin biraz daha farklı. İlk olduğu için ve çok yaygın olduğu için bir itibarımız var ona. Yüklediğimiz bir değer var. O yüzden ama o bir para. Yani bizim şu anda dolara, TL'ye biçtiğimiz değer gibi bir şey. Aslında kağıt alıyorsun. Bu dünya da öyle birazcık. Bazıları sadece kendilerini para olarak konumlandırmış olanlar itibar edersen varlar. Kendilerini nasıl kırabilirler? Kullanım alanı. Yaratırlarsa kendilerini. Yani örnek veriyorum, biri çıkıp da ya bizim işte paramız Türksel kontrolü alırken kullanılabilir dersen, evet, bunun gerçek hayatta bir karşılığı var. Yani sadece 0-1'lerden oluşmuyor artık. O yüzden ona itibar edebilirsin. Şu anda zaten akıllı olan paralar bu tip iş ortaklıkları yapmaya çalışıyorlar. Ben orada bir konsorsiyum arıyorum her zaman. İş ortaklıkları arıyorum. O paraya bakıyorsam gerçekten bir iş modeli var mı? Yoksa bizim Ponzi dediğimiz, yani hadi hep beraber gidelim şunun değerini yükseltelim falan tarzıysa, hani kaç? İnsana özgü bir şey bu. Evet. Hırslarımız var. Yani bu kadar çok çalışıyorken bir yerlerden de kolay para kazanmak istiyoruz. Bunu da herkes mümkünse hızlıca yapmak istiyor. Hı-hı. Şimdi hızlıca paranı da kaybedebilirsin. Tabii. Çok tabii. Oldu. En güzel örneği benim. Hep onu aynı söylüyorum. Aynen, anlatsana bize. Yani ben bu işin teknolojisinden geliyorum. Yani benim hikayem şöyle gelişti. Blockchain teknolojisiyle ben başladım. Kripto parayla başlamadım bu işe. Çünkü bilgisayar mühendisiyim. İşimiz teknoloji, yazılım. Onunla başladım. Teknolojisini anlamaya çalıştım. Neleri çözmüş bunlar? Hani neyi farklı yapıyor? Onu anlamaya çalıştım. Yani zaten 1970'lere kadar teorisi akademik olarak varken niye bugün hani oldu? Demek ki kamu buna hazırdı diyeyim. Halk buna hazırdı ki teknoloji olarak da bir şeyler hazırdı. Yazılımıyla başladık biz bu işe. Ondan sonra baktık ki tamam yazılımını yapıyoruz ama ya kime satacağım? Yani tamam kendimi geliştirdim orada ama satabileceğim kimse yok. Müşteri yok. Talep yok. Yani para kazanamıyorum şu anda. Ondan sonra bir gün işte biz yönetim kurulu olarak oturduk konuşurken dedik ki ya biz niye mining yapmıyoruz? Peki mining ne demek? Yani mining de hani madenciler diyorlar ya. Şimdi bu sistemde normalde örnek veriyorum. Bir banka kuracak olsanız bankanın kendi sunucuları var. Yani bu sistemi koşturacağınız, internet şubesine girip bakabileceğiniz sistemi zaten o yatırımı yapıyor. Ama kripto para dünyasında merkezi birileri olmadığı için sen, ben diyorum ki bu sunucuyu ben koyarım diyorsunuz. O da tamam diyor, koy, biz madenci oluyoruz. Beni de teşvik etmesi lazım buna. Ya ben koyacağım, tam bir işte örnek yok, 10.000 TL yatıracağım, tamam, buna. Alacağım sunucuyu, koyacağım. Ben de kazanacağım. Hı hı. Sistemin de bana bir teşvik vermesi lazım. Bu teşvik de size nasıl ödeyecek? Bir kişi yok ki karşımda. Sistem otomatik çalışıyor. Evet. O da size, hadi Bitcoin üzerinden gidelim. Size Bitcoin vererek sizi içeride tutuyor, teşvik ediyor. Ama bir, tamam buraya kadar da güzel. Ama bir sonraki adımda, şimdi çok fazlalaşınca hepimiz, yani hepimize nasıl teşvik verecek? Nasıl verecek? O zaman da şunu yapmaya başlıyor. Diyor ki, şimdi biz hepimiz sunucuları koyuyoruz ya. Biz ne yapıyoruz aslında? Sunucuları koyduğumuz zaman yapılan işlemleri doğruluyoruz. Ve bizim bir defterimiz var. O deftere yazıyoruz. Aslında yaptığımız, o koyduğumuz sunucunun üstünde bir yazılım çalışıyor tabii. Onu yapıyoruz. Şimdi ama diyor ki ben hepinize veremem bu parayı çünkü Bitcoin sınırlı bir varlık. Yani baştan yazılımın içine şunu koymuşlar. 21 milyon Bitcoin var. Ve ben sisteme de bunun hepsini dahil etmeyeceğim bir kere de. Bu madenciler yoluyla, yani madencilere verdiğim teşvik ve komisyon diyelim ya da işlem ücreti diyelim. İşlem ücretleriyle
yavaş yavaş onu sisteme sokacağım. Böylece enflasyonu da yaratmayacağım. Aslında baktığınız zaman çok güzel sistem. Ve 21 milyona geldiği zaman da duracak. Artık o kadar var sistemde. Sınırlı bir, yani bildiğiniz altın gibi. Nasıl? Yani madencilik oradan geliyor. Dünyada altın var bir yerlerde. Siz de onu kazarak buluyorsunuz. Buradaki mantık da öyle. Bitcoin var ama birileri o yüzden hani kazmak demişler. Kazarak buluyorsunuz. Şimdi bir işlem yapıldığı zaman örnek veriyorum. Ben Nihal'e 10 TL gönderdim. Bu bütün madencilere gönderiliyor. Madenciler hemen kontrol yapıyorlar. Bir dakika, şimdi Mustafa 10 lira gönderiyor da Nihal'e. Mustafa'nın 10 lirası var mı? İki tane şey kontrol ediyor. Bu hesap Mustafa'ya mı ait? Yani şu hesaptan gönder, IBAN gibi düşünebilirsiniz. Bir. İkincisi, Mustafa'nın hesabında o para var mı? Ana olarak bu iki kontrolü yapıyor madenciler. Ama onun yanında size bir tane de bulmaca soruyor. Bulmaca diyorum, teknik tarafı başka. Bunda diyor ki ya bu kontrolü, iki kontrolü, hesabın sahipliği ve para var mı? Hepiniz zaten yapacaksınız. Yani çünkü onaycısınız siz. Ama diyor ki bulmacayı bulana sadece diyor vereceğim parayı. Şimdi öyle olunca da siz, çünkü o bulmaca için bir işlem gücüne, beyin gücüne ihtiyacınız var. İşte o da CPU'ları var ya, onlar çalışıyor veya GPU'lar, ekran kartları çalışıyor. Herkes onu bulmaya çalışıyor. Aslında şöyle diyeyim, bulmaca da değil, şunun gibi birden yüze kadar aklımda bir sayı tuttum, bul. Kim ilk bulursa ona vereceğim parayı. Aslında bu kadar basit söylediği şey. Şimdi biz de hemen aslında ne yapıyoruz? Saymaya başlıyoruz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani kim ilk söylerse, ne kadar hızlı söylerse o parayı alacak. Bunu bulana, aklımda tuttuğum sayıyı bul dediğinde cevabı ilk bulana teşviği veriyor. Bu da neyi getiriyor? Bir yerden sonra diyorum ki, ya Nihal, birden yüze kadar biz bulmaya çalışıyoruz ya, birden 50'ye kadar ben sayayım, 51'den 100'e kadar da sen say, kim bulursa yarıya bölelim. Böyle olunca da havuzlar oluşuyor. Yani bir araya geliyoruz, havuz oluşturuyoruz, ilk biz bulmaya çalışıyoruz. Başka havuzlar da var ve aramızda paylaşıyoruz. Bunun gibi yapılar oluşmaya başlamış. O yüzden sistemde madenciler var. Şimdi hep hani gayrimerkezi, gayrimerkezi diyoruz ya. Şimdi sistem o yüzden gayrimerkezi ve dağıtık. Bir merkez yok bankada olduğu gibi. Herkes cihazını koltuğunun altına alan makinesini gelip bunu koyabilir. Bir yazılım var, yazılımını yükleyebilir. Ondan sonra sistemde bir madenci olabilir. Çünkü madenciden istediği şey belli. Bu yazılımı kur, işlemleri onayla, doğrula. Bu kadar. Ve oradan da siz teşvik, komisyon veya işlem ücreti kazanabilirsiniz. Şimdi bunun gibi yüz binler olduğunu düşünün. Dünyanın her tarafında. Şimdi bunun bir sahibi yok, yönetimi yok, bir merkezi yok. Şimdi bu sistemi nasıl durduracaksınız? Durdurma şansınız yok. Ben ilk bu işlere girdiğim zaman, böyle kafam artık ermeye başladığı zaman, hani blockchain olaylarına, Ethereum 13 dolardı ve ben almadım o zaman. Ya ben de güvenemedim. Ya sen de bu işin içindeyken biz ne yapalım, ölelim yani. Yani hatalarımız buradan saysam. İşte ben o hataları çok merak ediyorum ya, anlatsana bize. Ya ilk almaya başladım, yatırım yapmaya başladım. Ben de her zaman şey mantığı var, hani yumurtaları farklı sepete koy. Kesinlikle. Yani seninle de konuştuk ya, git altın al, gümüş al, platin al, BES yap, bireysel emeklilik yap, hisse senedi al, dolar al, yani arsa al. Yani yeter ki seni böyle aşırı strese sokacak, hani Rus ruleti gibi bir kere de ya kazandın ya kaybettin durumuna düşmeyeceğin şekilde bir sepet oluştur. Bu senin bütçene göre değişebilir. Ben de öyle gidiyordum zaten. Yani farklı farklı şeylerde, kripto para tarafında da hep öyle gittim. Yani hiçbir zaman sadece Bitcoin'e, sadece Ethereum'a, işte vesaireye, o anki işte kim çok yüksekse bunu yapmamaya çalıştım ilk başta. Ve o kadar da güzel gittim ki. Hep çünkü araştırdım. Yani bu projeler çıktığı zaman, yani biri ben bir kripto para yaptım dediği zaman bir de bir makale yayınlıyor. İşte white paper diyorlar ona. Orada sana anlatıyor adam. Yani senden yatırım alıyor çünkü aslında. Yatırım aldığı zaman sana anlatıyor. Ya ben bu projeyi bunun için yaptım. Böyle iş ortaklıkları kuracağım. Teknolojisi bu. Her zaman buna baktım. Önce oturdum, bir araştırdım ya. Biri çıkıyor çünkü dediğim gibi yani
Çiftlik Bank mı, Tosuncuk mu kim belli değil ki, böyle şeyler de Türkiye'de de çok oldu. Sahtekarlık yaparak milleti tokatlamaya çalışan coinler de çıktı. Yani onu arzını falan da yaptılar yani, halka arz ettiler onu yani. Oradan da hani çok insanı çarptılar. O yüzden hep böyle sıkı gitmeye çalıştım. İlk başta söylemesi ayıptır. Söyle. Paramı 3 katına çıkarttım. Yani 100 lira koydum, 300 lira yaptım. Sonra dedim ki ben bu işi biliyorum. İşte o aslında riskli cümleyi kurmuşsun. Yani bırak riski, cahilliğin zirvesiymiş gerçekten insan kendini bilmeyince. Sonra şöyle bir düşünce geldi bana. Evi arabayı yaptım Mustafa. Güzel bir parayı da kenara koydum. Dedim ki ya hazır artık ayağıma gelmiş. Yani daha ne olacak? Ayağıma gelmiş Mustafa dedim. Emekliliği de bitir. Kalan parayı bastım. Ya o kadar ben araştırma yapan insan, hani bu işin raconunu diyeyim, bilen insan, o ara spekülatif şeylere yöneldim. Yani çarpı 10 yapayım, çarpı 100 yapayım, çıkayım modundaydım. Tabii ki siz onu düşündüğünüz anda herkes bunu düşünüyor ve en büyük aldığım ders bu. Bu hissiyata giriyorsan, insanlar sana o hissiyatı veriyorsa kaç. Warren Buffett'ı bilirsiniz, JP Morgan'ı falan işte sahibi, çok büyük şimdi altın yatırımları, altın madenleri falan da satın alıyor. Büyük işte ne diyeyim, hani dünyanın en zenginlerinden Amerikalı iş adamı. Güzel bir lafı var. Borsa, ki bu da borsa gibi baktığınız zaman, sabırsızların sabırlılara para aktardığı yerdir. Evet, biliyorum bu sözü. Şimdi o kadar doğru bir şey ki, yani ben dediğim gibi 3 sene önce 3 katına çıkarmıştım. Sonra param %40'ına düştü. Yani 100 TL'yi 300 yapmıştım, 40'a düştü daha sonra. Şimdi ben şunu yapabilirdim. Lanet olsun deyip parayı bozardım. Ne olurdu? 60 lira zarar etmiş olurdum. Ama ne yaptım? Mustafa dedim sabretmen lazım. Çünkü şu anda zarardasın. Ama bu zarar şu anda tamamen dijital bir zarar aslında. Yani gerçekleşmedi. Sen o parayı bozdurana kadar da gerçekleşmeyecek. Aynı paramı 3 katına çıkardığım gibi. 3 katına çıkarmıştım, kar ettim diye bakıyordum. Ama aslında etmedim çünkü parayı bozmadım. Bozup cebime paramı koysaydım evet 3 kat yapmıştım. Ama hiçbir zaman yapmadım aslında. Bu da aynısı. Ben 3 sene bekledim. Sabrettim. Saçlarımı zaten dökmüştüm ama sakallar beyazladı. Olsun, yakışmış. Teşekkür ederim. Vallahi. Saçlar yani biraz sakal beyazladı. Ama şimdiki geldiğimiz durumda bütün yatırımımı tekrar aldım. Üstüne güzel çıkardım. 2 katına çıkardım bu sefer de. Ama bu sefer şuna uyandım. Güzel zirve diye düşündüğüm yerde normal paraya döndü. Yani şu anda kârımı aldım. Çekilebilirdim. Evet. Yani şu anda ben gerçekten kârdayım. Aynen. Uzun vade, sabır. Kesinlikle. Yani ama bu hangi yatırım olursa, işte borsada, altında, dijital parada, nerede olursa olsun sabretmek gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bu işin sırrı bu.